Ne haber? İyiyim, senden ne haber? Nasılsın? Hoş geldin. İki gözümün çiçeği. Hoş bulduk. Maşallah yine ay gibisin, güneş gibisin, parlıyorsun. Yok canım, gerçekten mi? Çok Evet. teşekkür ederim. Sağ ol. Valla eve geldim. Yemek yaptım. Ondan sonra kızım okuldan geldi. İşte klasik. Bir yanda çalışıyorsun ama bir yanda da annesin Bir yani. yandan da annesin, evet. Aynen öyle. Sonra ona yaptığım yemekleri yedirdim. Daha doğrusu yedirmedim, yani masayı hazırladım. Tabii anne olunca çocuğun da yaptığı yemeği beğenince falan çok mutlu oluyorsun Ya ne böyle. güzel. Bana şey diyor, anne ne güzel yemek yapmışsın diyor. Teşekkür ederim dedim senin için. Valla anne olmak böyle bir şey ya. Senin hep ekrandaki hep o farklı yani hani Nur anneyi ekranda görmediğimiz için böyle duyduğumuzda çok daha başka bir şey oluyor. Bir de Öyle çok yok ya, hep çok söylerim aslında, bahsederim. çok genç annesin sen. Kızını da Allah bağışlasın. Amin. Allah ömrünü bereketlesin. Ülkemize, anasına, babasına hayırlı evlatlar nasip eylesin. Amin canım. Güzel bir şey. Hepimiz Sevgilerimi ya. iletiyorum. Çok teşekkürler. O şimdi içeride. Şimdi sevgili Vedat Delek canlı yayınımızda. Herkes artık biliyor. Vedat canlı yayına geldiği zaman o hafta için çok özel tarihler veriyor. 12 burç için uyarılarda bulunuyor. Ve sevgili seyircilerimiz, hepimizin hayatında özellikle o hafta dikkat etmesi gereken tarihleri tek tek söylüyor. Hep ne diyoruz? Her eve gerek Vedat Belek. Bu hafta bize 11-17 Aralık haftasını yorumlayacak sevgili Vedat'cığım. Nuray'cığım da canlı yayına geldi. Nuray hoş geldin. Sevgili Nuray'ım, Nuray Sayarı. Astrolojinin kraliçesi. Hoş geldin. bir saat önce telefonda konuştuk. Öpüyorum Nuray seni. Bak, seviyorum sizi yazmış. Biz de seni seviyoruz. Nuray'cığım. Nuray'la da 2024 yorumları yaptık. Oo, şahane. Döktürmüştür yine. Döktürdü. Ruhuna Şimdi sağlık. öpüyoruz Nuray'cığım seni de. Hazır mısınız? Vedat Delek yorumu gelsin mi? 11-17 Aralık tarihleri arasında önce şöyle genel bir bakış açısı yapalım. Bakalım sevgili Vedat Delek 12 burç için bu haftaya nasıl uyarılar verecek? Sonrasında da tek tek her burç için özel tarihler alalım. 11-17 Aralık biraz esasında sorunlu bir hafta. Yay burcunda yaşanacak olan bir yeni ay var. Bu yeni ay biraz sorunlu ve problemli neleri getirebilir hayatınızda? Sağlıksal sorunları getirebilir. Son derece sağlıkla ilgili konularda ve ani şok edici olaylar gündeme gelebilir hayatınızda. Özellikle boğa burçları ve yay burçları en önemli bir hafta ama bununla beraber ayın 12'sinde Oğlak Burcu'nda yaşanacak olan bir Merkür Retrosu'na merhaba diyoruz. Esasında yıla Merkür Retrosu'yla beraber gireceğiz. Biraz Merkür Retrosu'na baktığınızda Oğlak Burcu'nda olduğunuz için sorumluluklarınızı yerine getirmemiz gerekiyor. Geçmiş dönemlerde hayatınızda unuttuğumuz veya yerine getiremediğiniz ne kadar sorumluluk varsa ki bunları teker teker burç yorumlarında anlatacağım. Bu sorumluluklara eğer yönelirsek hayatımızdaki ertelenmiş, yarım kalmış işlerimizi de bir şekilde halletmiş oluruz. Cilt konusunda, kemikler konusunda ve kemikler ve dişlerle ilgili konularda sorunlar getirecek olan bir Merkür Retrosu'ndan bahsediyoruz. Bu yeni ayda da Merkür esasında çok iyi bir pozisyonda değil. İletişimle ilgili konularda sorunlar yaşarken biraz esasında aile büyüklerimizle ilgili konularda hem sorunlar hem de onlarla ilgili iletişimle ilgili konularda sorunlar ve problemler açığa çıkabilir. Parasal konuda bir takım fırsatlar söz konusu olacak. Özellikle çok daha otorite kişilerden gelecek olan maddi destekler söz konusu olacak. Karmik aşklar başlayacak. Geçmişe dayalı aşklarla ilgili bir takım geri dönüşler söz konusu olacak. Bu arada ülkemizin göz bebeği olan TSK'nın yapacağı bir takım operasyonlar gündeme söz konusu gelebilir. Salgın hastalıklar ama bu böyle çok hani pandemi düzeyinde değil de daha böyle orta derecede hastalıkların gündeme gelebileceği. Bununla beraber işçi sınıfı, işçi hakları, işçilerle, sağlık çalışanlarla ilgili konular yine gündeme gelecek olan bir
Yeni ayla karşı karşıyayız. Zorlu bir hafta. Bir tarafta Uranüs, bir tarafta Neptün. Aldanma, aldatılma, kandırılma, yanlış yerlere yönelme ile ilgili konularda da bir takım olaylar söz konusu olabilir. Burç yorumlarında hepsini teker teker anlatacağım. Bir duyuru yapmak istiyorum. 22-24 Aralık tarihlerinde İsviçre'de olacağım. Görüşmek isteyenler benim sosyal medyamdan iletişime geçebilirler. İsviçre'de ben geliyorum. Senin Ay ne güzel. hala geçen sefer İsviçre'ye gittim geldim hala hediyelerim duruyor biliyor Niye musundur? götürdünüz hediyelerimi? Ya bir türlü denk gelmedik. Gideyim geleyim ondan sonra bir yanına uğrarım. Yeni hediyeler eklersin Evet onlara. yeni hediyeler tabii ki. Bir şey demem. Ben hiç İsviçre'ye gitmedim. Güzel mi? Muhteşem. Ya. Muhteşem. Muhteşem bir doğa. Muhteşem bir sistem. Her şey tıkır tıkır işliyor. Biraz soğuk. Ben çok soğuk sevmem. İnşallah beraber gideriz. Ay ben de hiç soğuğu sevmem. Acayip çok. Hadi. Yani Heidi'nin kışı köyüne seviyorum. gideriz. Gidelim. Heidi biz geldik. Sen gittin Heidi. mi? Heydi, Yok bu sefer heydi. gideceğim. Bu sefer gideceğim. Çok İsviçre'de gezme fırsatım olmadı benim hep. Danışmanlıklarla ilgilendim. İnsanlarla ilgilendim ama bu sefer biraz gezmek istiyorum. Böyle bir İsviçre geliyorum. Hadi bakalım. Bize fotoğraf atar oralardan böyle Atarım. Sana videolar. orada inanılmaz bir ilgi ve sevgi var. İnanılmaz izleniyorsun. Dünyanın her yerinden izleniyorsun ama İsviçre, Almanya, Hollanda, özellikle Avrupa, Nur, Almanya'yı inanamazsın. biliyorum. Almanya'ya gittim geçen kış. Almanya gerçekten muhteşem. Bütün Almanya'da bizi izleyen gurbetçi dostlarımıza selam. Bu videonun altına yorum bırakın. Çok seviyorum sizi Almanya'da gerçekten. Hatta bir Türk restoranına gittim. İçeri girdim. İzliyorlarsa beni selam gönderiyorum. Bak ismini de unuttum şimdi. Ay Nur Hanım hoş geldiniz dediler. Bir de böyle memleketin harici bir yerde o Türk lezzetlerini görmek o kadar güzel bir şey ki. Muhlama balayıydık yani Almanya'da. Çok güzeldi. Ben de şanslıyım yemek konusunda. Hep sağ olsun Türklerle karşılaşıyorum. Türk restoranlarıyla karşılaşıyorum. Hepsine selam Ne olsun. güzel. Gurbetçi Sevgilerimle. dostlarımıza selam olsun. Gurbette olmak çok zor iş. O yüzden Allah onların zorunu kolaylaştırsın. Amin. Seyircilerimiz de şey yazıyor. Kalbi kötü olanlar orada mısınız? Çok Fesatlar bitmez. tatlısınız. Hayır bu videoda öyle demiyoruz ama. Kalbi iyi olanlar bu videoda mısınız? Lütfen videonun altına yorumlarınızı bırakın. Sağlıklı beslenin, iyi olun, güzel olun, enerjiniz yüksek olsun. Kendinizi kötülerden, kötü insanlardan, kötü olaylardan uzak tutun. Çünkü dünya bir gün, o da bugün. Bu dünyaya geldik ve gideceğiz. Dolayısıyla bu dünya dertleri için çok kendimizi yormaya gerek yok, değmez. Dolayısıyla iyi düşünelim, iyi olsun. Tamam mı? Beslenmediğin şey hemen İkizler Burcu, Başak Burcu, Yay Burcu ve bununla beraber Balık Burcu. Zaten bu Dolunay'ın en etkilenecek olan dört burcu. Hep bunu söylüyorum. Bir, gül sirkesi frekansınızı yükseltecek, sizin Satürn'le olan aranızdaki sorunları ve problemleri çözecek. Keçi ürünleri, sütü, peyniri lütfen özellikle 12 burç bunu yemeli ve kullanmalı Ben ama kullanıyorum biliyor musun gül sirkesini? ya biliyorsun Bekle, bekle bak. Bir dakika bekle. Sen ya konuşmaya devam süper. et. Biliyorsun ki bu anlamda Sofya'nın arka bahçesi ürünleri son derece lezzetli ve güvenilirdir. Sahte ürün kullanmayan biridir. Gerçek güllerden ve gerçek keçi sütünden yapılmış olan Bak, şimdi ürünler markayı var. kapatayım da şey olmasın. Bak gül Ben sirkesi. söyledim. Sofya'nın arka bahçesi Öyle diye. anlıyorsun. televizyonda değiliz. Bir şey söyleyeceğim. Gül sirkesini kullanıyorum. Bir de ne Kullan. yapıyorum gül sirkesiyle? Hem içiyorum hem de duş alırken de döküyorum. Enerjiyi arttırıyormuş ya gül yağı. Gül Evet. sirke de biliyorsun kötü enerjiyi alıyor. Bir taraftan enerjim artıyor. Bir taraftan da o kötü enerji gidiyor. Valla bir de çok acayip güzel. Şöyle göstereyim. O kadar güzel ki anlatamam. Çünkü gerçekten son derece doğal ürünlerden yapıyor sevgili Ayşen.
Frekansımız yükseldiği an enerjimiz yükselir. Enerjimiz yükseldiği an negatif olaylardan, negatif kişilerden bir korunma enerjisi ortaya çıkartırız. O yüzden hep bunu söylüyorum. Yediklerimiz ve içtiklerimiz son derece önemli ama astrolojik yollarla da bazı bilgileri birleştirdiğimizde astrolojinin gücünü bir kere daha hissetmiş oluruz sevgili Evet. dostlar. Bir kere şunu da söyleyelim. Sofya'nın arka bahçesi. Sosyal medyadan da takip edin. Sadece ve sadece kadınların Çalıştı. El ele verdiği, çalıştığı ve kadın girişimcilerin olduğu bir marka. Ben onları çok şöyle destekliyorum. Gönülden destekliyorum. Bu asla bir reklam değil. Kadınlar evlerini geçindiriyorlar. Çocuklarına bakıyorlar. Yani keşke aslında burada bir amacım şeyimiz olsa da bir gün sevgili Sofya'nın arka bahçesini canlı yayına alabilsek. O kadar tatlı bir kadın ki, tam bir Anadolu kadını. O yüzden buradan ona selamlarımı gönderiyorum. Hadi Bekliyorum. konumuza girelim, yoksa vallahi bizi mahvedecekler şimdi. Evet, bekliyor izleyicilerimi. Çenem düştü benim. 11-17 Aralık tarihleri arasında Edirne'den karşı Jüpiter'den varsa, herkes hazırsa buyurunuz efendim, yorumlar geliyor. Şimdi bu hafta gerçekten sert bir hafta ama yani bu sert haftanın da bize tabii ki getirisi olacaktır. Özellikle geçmişe dair fırsatlar kapımızda olacak. 11 Aralık sevgili koçlar, finansal anlamda inanılmaz güzel planlamalar yapabileceğiniz bir günle beraber sağlıksal açıdan sadece üreme bölgenizle ilgili konulara son derece dikkat etmeniz gerekiyor. Ayın 11'inde finansal konularla ilgili sorunlarınızı, problemlerinizi veya artı getirecek konuları planlama gücünüz son derece yüksek. 12 ve 14 Aralık tarihlerinde bu haftanın hiçbir şey yapılmaması gereken haftası, çünkü Merkür artık gerilemek için yol almaya başlayacak ve sevgili koçlar, kariyer hayatınızla ilgili, iş hayatınızla ilgili herhangi bir adım atmamakla beraber özellikle yöneticilerinizle ilgili konularda hem hiçbir adım atmayacaksınız hem de onlarla ilgili iletişimlerinizde 12'si ile 14'ü arasında çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Hani böyle bir küp dolar 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 da birden taşar ya, 15 Aralık'ta bu 12'si ile 14'ündeki negatif anlamdaki etkinin patlama noktası olacak. Özellikle duygusal anlamda hırçınlaşmanın söz konusu olabilecek 12, 14, 15 Aralık tarihlerinde iş hayatınızla ilgili konularda ipleri sıkı tutmanız gerekiyor ve son derece temkinli olmanız gerekiyor. Ayın 13'ünde bir yeni ay söz konusu, maddi konularda özellikle kayıplara neden olabilecek bir hafta sizleri bekliyor. Özellikle akrabalarla ilgili konuda parasal alışverişte çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor sevgili koçlar. Ve 16 ve 17'sinde yine burada dedim ya, akrabalarla ilgili konulardaki parasal konuları son derece iyi hesaplamanız gerekiyor. 16'sında 17'sinde yine bununla ilgili bir takım eksi negatif denebilecek etkiler söz konusu olabilir. Borç vermek, almakla ilgili konulara dikkat edeceksiniz. Yolculuklarda özellikle bavullarınıza ve eşyalarınıza son derece dikkat etmeniz gerekiyor. Ve lütfen bu dönemde özellikle 16 ve 17 Aralık tarihlerinde eğitim harcamalarıyla ilgili konuda da son derece temkinli olmanız gereken bir haftayla karşı karşısınız sevgili koçlar. Esasında yeni ayın bir tık olumlu anlamda iyi etkisi alacak olan burç grubunda da olduğunuzu belirtmek isterim. Peki. O zaman hemen böyle koşa koşa boğalara geçelim. Çünkü uyarılarım var galiba boğalara. Ya uyarılarım var, çünkü sevgili boğaların o Uranüs hala tepelerinde ve 2025-2026 sürecinde de tepelerinde olmaya devam edecek. Ve burada da biraz zorlanmalara sebebiyet vermeye devam edecek. Ayın 13'ündeki bu yeni ay özellikle sağlıkla ilgili konularda son derece şimdiden bağışıklık sisteminizi ne yapmanız gerekiyor? Güçlendirmeniz gerekiyor, ona göre beslenmeniz gerekiyor, ona göre sıkı sıkı giyinmeniz gerekiyor. Özellikle boğaz bölgesi ve ayaklarla ilgili konularda, sağlıkla ilgili konularda hem sorunlar olabilir hem de ani para çıkışlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.
Ve bununla beraber 11 Aralık özellikle ortaklıklarla ilgili, evlilikle ilgili, ilişkilerle ilgili konusunda son derece deneyimli bir, donanımlı bir gün sizi bekliyor. Ama burada eşler arasında bir takım kıskançlıklar, ilişkilerde harcamalarla ilgili konularda tartışmalar söz konusu olabilir. 11'inde sevgili boğaların ilişkilerle ilgili ama evliliklerle ve uzun süreli ilişkilerle ilgili kıskançlıklardan uzak durması gerekiyor. 12-14 Aralık dedim ya, bir Merkür retrosuna merhaba dediğimiz noktada özellikle şimdi burada üniversite okuyan sevgili öğrencilere şunu söylemek istiyorum ve bütün öğrenci annelerine ayın 14'ünden itibaren çocuklarınızın geçmiş konulara dair başarısız, eksik ya da tamamlaması gereken eğitimle ilgili konularını 14'ünden ta ki ocağın 1'ine kadar ki olan süre eğer tekrar ettirirseniz geri kalmış olduğu konuları muhteşem şekilde yol almış olursunuz. Ve özellikle eğitimle ilgili ve uzak akrabalar, eşin akrabaları ile ilgili konularda da sorumluluklarınızı yerine getirme zamanının olduğunu söylemek istiyorum. 16 ve 17 Aralık günleri maddi konularla ilgili dolandırmalar konusunda son derece dikkat etmeniz gerekiyor. Bir takım belirsizlikler alacak ve verecek işleriyle ilgili belirsizlikler söz konusu olabilir. Paranıza sahip çıkmanız bir gereken ayın 16'sı ve 17'sini ajandanıza not düşmeniz gerekiyor sevgili boğa burçları. O zaman hemen ikizlere geçelim. Sevgili ikizler, hazır mısınız? Dikkat dikkat. Ve yükselen Kıyamam. ikizler. Evet, kıyamam. Bir taraftan yönetici gezegenleri Merkür geriye doğru gidecek. Bir taraftan karşı burçlarındaki o yeni ay biraz ikizler burcunu zorlayacak. Özellikle 11 Aralık'ta iş hayatınızla ilgili konularda son derece toparlayıcı, güçlü, olayları koordine edici bir güce sahipsiniz. İş hayatınızla ve günlük hayatınızla ilgili konuları derlemek ve toplamak için inanılmaz bir güce sahip olacaksınız. 12 ve 14 Aralık'ta artık Merkür'ün retroya girmek üzere olduğu süreçlerde lütfen sağlıksal konularla ilgili, operasyonlarla ilgili acil olmadığı süre içinde son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Ve bununla beraber maddi konularla eşinizin bu anlamda biraz maddi yanlışlıklar ve bununla beraber parasal konularla ilgili atacağınız imzalar konusunda temkinli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Ve özellikle 15 Aralık'ta da dişlerle ilgili konuda sağlıkla ilgili konu olabilir. 13 Aralık son derece önemli bir yeni ay ile karşı karşıyasınız. Burada sizin için ilişkiler son derece önemli. Evliliğinizle ilgili konular önemli. Ortaklıklarla ilgili konular son derece önemli. Özellikle maddi anlamda işbirlikleriyle ilgili konularda son derece önemli oluyor. Burada eşinizin sağlığı, eş sağlığı ile ilgili konularda lütfen eşinizin bir sağlıksal sorunu ve problemi varsa şimdiden doktoruyla görüşüp eğer bu konuda önlem alırsanız muhteşem olur. Ve 16-17 özellikle İlişkiler yani esasında ikizler için bu haftanın en önemli konusu ilişkiler. İlişkilerinde belirsizlikler, iş hayatında yine belirsizliklerle söz konusu olacaklar. 16'sında ve 17'sinde iş hayatınızla da ilgili konularda büyük radikal adımlar atmayın. Ve esasında büyük projelerle de ilgili başlangıçlar yapmayın. Bir takım hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. Şimdi hemen belirtmek istiyorum. 12, 13, 14 Aralık tarihlerinde yer sarsıntıları ile ilgili konularda da bir takım kıpırdamalar ve sorunlar olabilir sevgili Nur. Tarihi bir daha söyler misin? 12, 13, 14 Aralık tarihlerinde. Ay Allah göstermesin. Amin. Bitti. Yengeçler. Ay, Ağzımdan bal damlıyor. ikizler. Bu hafta sert yani gerçekten sert. Önümüzdeki hafta Nuray da yani bu hafta Nuray da anlatacak, Mine de anlatacak.
Ama hani biraz daha yumuşatarak yapıyoruz. Şunu söyleyeyim, sorumluluklarınızı bilin, sorumluluklarınızı alın ve bunlarla ilerleyin. Çok da böyle büyük büyük hareketler etmeyin. Biraz gökyüzü yavaşlayın, sakin olun diyor. O sakin olun demesi hiç bitmedi, yavaşlayın demesi hiç bitmedi. Tamam, ne diyelim, emir büyük yerden, o yüzden yavaşlayacağız ve sakin olacağız. En güzeli sakinlik, akışta kalmak ve Evet. gerçekten dünyada yaşanan hiçbir şeyin bir kıymeti olmadığını insan bazı şeyler elinden gidince anlıyor. Anlıyor. O yüzden hayatı akışına ve olduğu gibi yaşamak gerekiyor. Bakalım yengeçler öyle mi yaşayacaklar? Akışına olduğu gibi. Önemli çünkü neden? Bir Merkür retrosu karşıt burcunda olacak. Merkür retrosunda en çok etkilenecek olan ikinci burç. Birincisi Koç'tu, ikincisi Yengeçler. Burada şimdi Yengeçler için en önemli konu evlilikleriyle ilgili olan konuda bir takım sorunlar açığa çıkabilir. Anlaşmazlıklar, iletişim, diyalog, birbirlerini anlamamak, beraber yaptıkları işlerde bir takım gecikmeler söz konusu olabilir. Her iki tarafında özellikle yaş almış anne, baba veya büyük baba, anneanne gibi aile büyükleriyle ilgili konularda sorunların da gündeme gelebileceği, özellikle bu tip gökyüzü olaylarında yaş almış kişilerin düşme vakalarıyla ilgili sorunlar olabiliyor. Lütfen evet, bir aylık süreç içinde sizi de buradan bizi izleyen büyüklerinizi uyarıyorum. Sakin hareket edin ve kendinizi koruyarak hareket edin. Çünkü gökyüzünün etkisi bu anlamda sorunlu. 11 Aralık. Şunu söyleyeyim. Kıskançlık özellikle aşkla ilgili sevgililer arasında inanılmaz derecede bir kıskançlık söz konusu olabilir. Biraz burada anneler de babalar da şunu yapabilirler. Evlatlarına biraz burada baskı, dönüştürme gücü adına onu yapma, bunu yapma şeklinde bir takım temkinlerle ilerleyebilirler yengeç burçları. Bu enerjiyi biraz daha onların hayatını olumlu anlamda bir dille düzenleyebileceklerini hatırlatmak isterim. 12 ve 14 Aralık dedim ya, Merkür artık sizin karşıt burcunuzda son derece etki alacağınız bir pozisyonda. İlişkilerinize, evliliğinize, ortaklıklarınıza, genel anlamdaki ilişkilerinize son derece önem vermeniz gerekiyor. Anlamakta ve anlaşılmakta biraz sorun yaşayabilirsiniz. Bu konuda kendinizi çok fazla yıpratmadan hareket edin. Ve ayın 13'ünde olacak olan yeni ayla beraber çalışma şartlarında sorunlar ortaya çıkacak. İş arkadaşlarıyla biraz aralarında ani kopmalar yaşanabilir ve burada özellikle bacaklarla ilgili konuda sağlıksal sorunlar yaşanabilir. 16'sında ve 17'sinde hiçbir insanla iş bağlantısı kurmamanız gerekiyor. Özellikle sosyal çevredeki insanlarla bunu yapmamanız gerekiyor. Arkadaşlık ilişkilerinize bir tık biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. İş hayatı ve sağlık yengeçler için bu hafta ve önümüzdeki haftaki yeni ay etkisinden dolayı biraz önemli olacak. Sevgili yengeçler, iletişime, ilişkilerinize de önem verin. Yani çok bir şeyleri karşı tarafa anlatmak için kendinizi çabalamayın. Ne yapın biliyor musunuz? Ne kadar yarım kalmış işiniz varsa, evinizde, işinizde, hayatınızda, ilişkilerinizde bunları sonlandırmak, bunları bitirmek ve hayrınıza olabilecek şekilde yapın. Bu Merkür Retrosu'nun en önemli özelliğinden biri Jüpiter'den, yani ilahi yardım, şans, bu konuda geçmiş fırsatların değerlendirilmesi açısından hepinize bir fırsat sunuyor. Yengeçlere çok daha fırsat sunuyor. O yüzden bunu bu şekilde kullanırsanız çok daha iyi ve verimli olacak. Yani korkmak yerine olumlu kısmı hayatınızda eğer işletirsek, bütün o 2023'ün artık toksik ne kadar işi varsa hepimiz kurtulmuş ve yeni yıla arınmış bir şekilde girmiş oluruz sevgili Nur Viray. İnşallah sevgili Vedat Amin. Ay inşallah ya. İyi şeyler olsun. Artık iyi şeyler sunmak ve iyi şeyler konuşmak istiyorum. İnşallah. Özellikle bak aslanlar adına. Yani ne diyeyim?
Sevgili aslanlar, iyi bir haberle başlamak için şöyle notlarıma bakıyorum. Yok mu ya? Ya gökyüzü sert ya. Yani o iki gezegen var ya bak, bu Neptün'le Uranüs. Allah'ım onu ıslah eylesin inşallah. Kurban oldum, Allah'ım onları ıslah Abi. eylesin. 11 Aralık sevgili aslanlar. Şimdi ailede biraz böyle kıpırdamalar ve huzursuzluklar aile ilişkilerinde söz konusu olabilir. Evet. Sakinliğinizi korumanız gerekiyor. Burada biraz daha kendinizi geri planda tutun. Çok daha böyle olaylara karışmayın. Bırakın kim birbirini yiyorsa yesin. Yesin. Siz geri planda kalın. 12 ve 14 Aralık'ta sizin burada özellikle diş, kemikler ve ciltlerle ilgili konuda. Bak mesela güzellik bakımı yaptıracak olan sevgili dostlar, bırakın yaptırmayın. Ayın 12'sinden itibaren yaptıracağınız herhangi bir işlem size zarar verebilir. İş hayatınızda imza, sözleşme, anlaşma evraklarınıza son derece dikkat etmek gerekiyor. İş yerinizdeki elektrik ve elektronik aletlerinizde bir takım bozulmalar söz konusu olabilir. O yüzden şimdiden yedeklemelerinizi muhakkak ve muhakkak yapın. Ayın 15'inde iş hayatınızda çok ciddi tartışmalar söz konusu olabilir. Tartışmalardan da uzak durmanız gerekiyor. 13 Aralık. Aniden anne baba olma olasılığınız çok yüksek. Ne güzel. Aşk hayatınızda, evet, aşk hayatınızda ani gelişmeler olabilir. Bazınız ayrılacak, bazınız ansızın bir aşkla karşı karşıya kalabileceksiniz. Ama bununla beraber eğer çocuğunuz varsa onun da sağlığı ile ilgili konularda yakından ilgilenmeniz gereken bir süreç içindeyiz sevgili aslan burçları. 16'sında ve 17'sinde eğlence merkezlerine gitmeyin. Daha yalnız kalabileceğiniz, kendi özünüze dönebileceğiniz, biraz daha kalabalıklardan uzak durabileceğiniz, bağımlılıklarınızla ilgili konuda biraz daha fazlasıyla tetik alabileceğiniz bir süreç içindesiniz. Özellikle 16'sında ve 17'sinde bir kutlama vardır, bir yere gitmeniz gerekiyordur. O alanlarda yediğiniz ve içtiğiniz her konuya çok temkinli yaklaşmanız gerekiyor. Aşk hayatınızda burada bir takım yanıltıcı kararlar alabilirsiniz. Yanlış insanlara teklifte bulunabilirsiniz. Şimdi bu yeni ay ile beraber aşk hayatınızda bir hareketlilik olacak ama bu hareketlilik daha sonraki süreçte sınavınız olmaması için ipleri sıkı tutmanız gereken bir haftada olduğunuzu belirtmek isterim. Haftaları güzel geçsin. Amin. Efendim, başaklar ve yükselen başaklar, gözümüz kulağımız sende. Detay istiyoruz başaklarla da ilgili. Böyle tarih tarih, gün gün ve en özel açıklamalarını. Şimdi iki koldan bir etki alacaklar. Hatta üç koldan alacaklar. Bir, yönetici gezegenleri Merkür geriye gidiyor. Hayatlarında aksilikler, sorunlar hangi alanda yaşanacak? Özellikle çocuklarının eğitim hayatı ile ilgili konularda sorunlar yaşanabilir. Lütfen çocuğu olan sevgili başaklar, onların çocuklarınızla iletişimle de ilgili konuda sorunlar olabilir. Ne yapın biliyor musunuz? Onların geçmişte yarım kalan işleriyle ilgili konuda eğer yol alırsanız son derece başarılı bir iletişim sağlamış olursunuz. Bu arada eski sevgilinin merhaba deme dönemi geliyor. Retro ile gelen ne oluyordu sevgili Nur? Metro ile gidiyordu. O yüzden burada hani aşk odaklı olmak çok güzel ama eski aşklarla ilgili konuda da temkinli olmakta fayda var. 11 Aralık'ta şimdi biraz sinirli bir iletişim söz konusu olacak sizin için. Son derece atarlı olacaksınız. Burada biraz iletişimden kaynaklı sizin mobbinge uğrama veya sizin mobbing yapma gibi bir takım konuları gündeme getirebilir. Ayın 11'inde son derece sakin bir iletişim kalitesiyle insanlara yaklaşmanız gerekiyor. 13 Aralık buradaki özellikle yeni aile beraber aile ilişkileri ortaya çıkacak. Bazı sevgili başaklar ani taşınma kararları olabilir ve özellikle ailesel konuda
bir takım beklenmedik olaylar, ama bu olaylar maddiyata dayalı bir takım olaylar gündemine getirebilir. Borç vermek durumunda kalabilirsiniz, para harcamak durumunda kalabilirsiniz, evinizle ilgili konularda, tadilat işleriyle ilgili konularda da biraz geri planda kalırsanız muhteşem olur. Ve bununla beraber 16-17'sinde dedim ya, evinizle ilgili konularda masraflardan uzak durmanız gereken. Çünkü A kısmına alacağınız şeyi yanlış alıp B kısmına alabilirsiniz. Burada bir takım kafa karışıklıkları söz konusu olabilir. O yüzden para harcamayı bu hafta başaklara dur demelerini bilmeleri gerektiğini buradan uyarısını yapalım sevgili Başak burçları. Peki Başaklar, dikkat edin kendinize. Bu hafta güzelliklerle geçsin. Yeryüzünün en zarifleri teraziler. Şimdi sıra sizde. Tatlı teraziler, seviyoruz onları ve burada parasal konulara çok fazlasıyla özellikle 11 Aralık'ta maddi konularla ilgili para olaylarını, para akışını derleyebilecekleri, muhasebeyi iyi tutabilecekleri, parasal anlamda hakimiyetlerini elinde tutabilecekleri bir 11 Aralık'ı burada hemen söyleyelim. 12 ve 14 Aralık'ta şimdi bir kere evinizdeki elektrik ve elektronik aletlerle ilgili konuda sorunlar yaşama olasılığını söz konusu. O yüzden hemen bu Merkür Retrosu'ndan önce eğer bir yerlerde arıza ve problem varsa tamirat işlerini yaptırmanız gerekiyor. Ve bununla beraber kardeş, büyük kardeşler, büyük abi, büyük abla ile ilgili konularda eğer onların bir takım dertleri ve sorunları varsa yardım elinizi uzatmaktan sakın geri planda kalmayın. Ertelediğiniz onlarla ilgili işlerinizi artık sorumluluk alma sorunu. Esasında ailenizin, evinizin, yuvanızın sorumluluğunu eğer alıp çözüm odaklı yaklaşırsanız bu Merkür Retrosu'nu iyi bir şekilde hayatınızda kullanmış olursunuz. Sadece 15 Aralık'ta biraz ev içinde gerginlikler, aile içinde gerginlikler, özellikle anne kavramı, anne sağlığı buralara çok fazlasıyla dikkat edilmesi gerekiyor sevgili Nur. 13 Aralık bazı terazi burçları araç alabilir, araçlarını satabilir, iletişimle ilgili konularda sorunlar ve problemler yaşanabilir. Komşuluk ilişkilerinize çok özen ve önem göstermeniz gerekiyor. Bu dönemde de ani yolculuklar söz konusu olabilir. Yolculuklarda trafik konusunda son derece temkinli olmanız gerekiyor. Kardeş sağlığı, kardeş sağlıkları ile ilgili de temkinli olmaları gerekiyor. 16-17'si ticari alanda dolandırılmalara lütfen çok fazla dikkat edin. Özellikle online iş yapan sevgili teraziler dolandırılma olasılığını söz konusu olabilir. Bununla beraber sosyal medyalarınızda bir takım sorunlar, problemler açığa çıkabilir. O yüzden bu alanlarda sevgili teraziler şimdiden önlemlerinizi alırsanız haftanız güzel, mutlu ve iyi geçer. İyi geçsin inşallah. Hadi bakalım. Çok tatlı. Bir takipçimiz yazmış şurada görüyorum. Diyor ki iyi akşamlar diyor. Misafirlerim var. Şu anda sizi dinleyemiyorum ama YouTube'dan izleyeceğim diyor. Öpüyoruz. Çok tatlısınız ya. Bir yandan da bize bakıyor. Misafirleri var ama bir yandan da gözü bizde. Selamlarımı gönderiyorum. Akrepler. Dikkat Minnoşlar. dikkat. Sevgili Akrep, 11 ve 17 Aralık'ta acaba seni neler bekliyor? Şimdi 11 Aralık'ta akreplerin kıskançlık duyguları inanılmaz derecede kabaracak ve ilişkilerde, evlilikte, aşk hayatında baskıcı bir tutumla karşı tarafı biraz sinir Durabilir. edebilirler, üzebilirler. Sakin olun. Tamam mı? Zaten bak bir Merkür Retrosu iletişimle ilgili sorunları getirecek. 11'inde attığınız adım daha sonraki süreçlerde büyüyerek sorun haline gelebilir. 12 ve 14 Aralık tarihleriyle beraber arabanızda bozulma, arıza, özellikle elektrik, elektronik aksamlarında bir takım sorunlar ve problemler söz konusu olabilir. Yapmanız gereken yolculuklarda bir takım aksamalar söz konusu olabilir. İlk öğretim içinde olan sevgili dostlarınızın eğitim hayatlarında bir takım aksaklıklar ve sorunlar söz konusu olabilir.
Sözlerinize çok iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Siz A diyeceksiniz, karşı taraf B anlayacak. Karşı taraf B diyecek, siz A anlayacaksınız. Özellikle sosyal medya üzerinde yapacağınız yanlışlar sonraki süreçlerde sizin biraz yanınızı yakabilir. 13 Aralık parasal konuda inanılmaz derecede şans faktörünün hayatlarında olabileceği ama ani para girişiyle beraber ani para çıkışlarının olabileceği, özellikle eşler arasında birbirleriyle ilgili konuda değersiz hissedebilirler. Eşinizle ilgili sevgili akrepler, biraz onlara gönlünü alın. Biraz onlarla ilgilenin. Şimdi yaptır oraya ama hep biz yapıyoruz, hep biz yapıyoruz. Boş verin. Yapan taraf, fedakar taraf. Bu hafta siz bir kere daha olun. Biraz daha onların ilgiye ve sevgiye ihtiyacı olduğu bir haftayla karşı karşıyasınız sevgili akrepler. O akreplerin esasında böyle hani tuttuğunu yukarıya kaldırma bir enerjisi vardır. Sardıkları anda, sarmaladıkları anda, o enerji alanlarını aldıkları anda son derecede koruyucu bir özellikleri vardır. Bu hafta bunu sonuna kadar sevgilinize, eşinize lütfen hissettirin. 16 ve 17 özellikle yeni ilişkiler veya eski ilişkiler, aşk hayatında sevgiliniz tarafından dolandırılma olasılığının söz konusu. O yüzden ağzınız 5 karış açık havada, size ne denirse okey demeyin. Aşk hayatında yanılma ve dolandırılma olasılığının söz konusu olabilir. Dikkatli ve temkinli olun sevgili akrepler. Duygularınızın peşinden gitmeyin, mantığınızı kaybetmeyin bu hafta diyorsun. Ya özellikle biliyorsun bu hani sosyal medya aşkları çok fazla gündemde ve yaşanıyor çağımızın bir olgusu. Lütfen hani böyle görüşmeden, yapmadan, eskiye dayalı olmayan ilişkilerle ilgili bir acabanız olsun sevgili akrepler. Sezgilerinize güvenin, onlar size gerçeği ve neyin ne olduğunu söyleyecektir. Hadi bakalım. Peki. Yaylar ne yapıyor yaylar? Ay o neşe kaynakları, tatlılar, ballılar biraz bu yeni ayla beraber bir tık zorlanabilirler. Çünkü hayatlarında beklenmedik konular, beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalabilirler. Özellikle 13 Aralık, 12 Aralık, 14 Aralık, 15 Aralık doğumlu sevgili yay burçları, sağlığınıza da önem vermeniz gerekiyor. Sağlık konuda bir takım özellikle yine burada boyun, boğaz bölgesi, boyun fıtığı ve bacaklarla ilgili konularda sorunlar ve problemler yaşayabilirsiniz. Ve özellikle ayın 11'inde de panik atakla ilgili konular fazlasıyla gündeme gelebilir. Aynı zamanda 11 Aralık'ta iş hayatınızda biraz daha yapıcı, olumlu hareketler yaparsanız sizin için çok daha iyi olacaktır. 12 ve 14 Aralık artık parasal konularla ilgili son derece dikkatli ve temkinli olmanız gereken bir süreç. Eski alacaklarınızın peşine düşün. Parasal konularla ilgili asla adım atmayın. Maddi kaynaklarınıza sahip çıkın. Para harcama olasılığınız düşünmeden söz konusu olabilir. Beklenmedik masraflar, telefonun bozulabilir, bilgisayarın bozulabilir, elektrik, elektronik aletlerinde bir takım sorunlar yaşanabilir. İş hayatında maddi konularla ilgili beklenmedik olaylarla karşı karşıya gelme olasılığı söz konusu olabilir. Özellikle 15 Aralık'ta maddi konularla ilgili ipleri çok iyi sıkı tutman gerekiyor. 13 Aralık dedim ya, o yeni ay sağlıkla ilgili konular son derece önemli. Ondan sonraki süreci kolaylıkla toparlayabilirsiniz. İlişkiler yine aynı şekilde. Ama 16-17 ailesel konuda bir takım hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Bir takım beklentiler içinde olabilirler. Bu beklentileri ailesi karşılayamayabilir. O yüzden bu hafta bütün ailesel konudaki beklentilerinizi bir kenara bırakın. Kendinize güvenin, kendi enerjinize güvenin ve kendi enerjinizle bunu yapın. Ailenizden sadece sevgi ve şefkat konusunda dayanışma konusunda beklentiniz olsun. Onun haricindeki beklentiler konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz sevgili tatlı ve minnoş yaylarım.
Tatlı ve minnoş yaylar falan dedin ama yaylara yani atıyorum 10 cümle kurduysan bir tanesinde bile olumlu bir şey yok. Şimdi şöyle bak, yani bu hafta yılın umarım son kazık haftasıdır. Ondan Ne sonraki haftası? süreçte yılın son kazık haftası. Biliyorsun yıl bitiyor ve önümüzde 2 haftalık bir süreç kaldı. Bu yeni ay hani 2023'ün bize son böyle tokatı diyorum sevgili Nur. Sert bir Çünkü hafta olacak yani. sert bir hafta olacak. Bunları dile getirmeyi çok seven biri değilim ben. Ama Ama bunlar da yok mu yani? Ama bir şey söyleyeyim. Yaylara gerçekten öyle şeyler söyledin ki yani ben yay olsam ve bunu bu röportajı ya da işte bu canlı yayını izliyor olsam valla kapatıp giderdim şimdi. gitmeyin sevgili yaylar. Söylediğim konularla ilgili önlemlerinizi alın. Biz niye varız? Bu konularla ilgili sorunlar yaşayabilirsin. Burada sağlıkla ilgili konuda biraz hani belki öngörülemeyen bir takım şeyler olabilir. Ondan sonraki hariç konularla ilgili irademizle, aklımızla son derece atlatabileceğimiz konular söz konusu olacak. Bu yeni ay yay burcundaki yeni ay deprem etkisi yaratacak birçok burcun hayatında. Peki, o zaman yaylara diyelim ki yay gibi gerilmeyeceğiniz, sakinliğinizi koruyacağınız, kötü olaylar siz merak etmeyin üstesinden gelirsiniz. Vedat'ın verdiği tarihlere dikkat edin. Pozitif düşünün, pozitif olsun. Enerjinizi düşürmeyin. Enerjinize güvenin. Sevginize güvenin. Her şeyin üstesinden gelirsiniz sevgili yaylar. Ben güveniyorum onlara. Benim de yükselenim yay. Ben de çok fazla seyrekçi alacağım. Ama Sonra farkındalık bak varsa buradan mesela çıkıp bütün yayları hani şurada ekranın diğer ucunda kaç tane yay varsa sarılıp kardeşim üzülme bu hafta geçecek demek istiyorum yani. tamam inşallah. Öyle şeyler söyledin ki neyse videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. Peki sıra geldi akılcı oğlaklara. Akıl tutulması yaşayacak. Çünkü Merkür Retrosu Niye? burçlarında. Yani Niye? tabii valla işte, zamanı onların geldi. Sevgili Merkür Oğlak burcuna geldi. Retroya başladı. 23 Aralık'ta yaylara geri dönüş yapacak. Yani Oğlak burcunda başlayacak ve sonra yaylara gelecek. Onu yay 23 Aralık'taki programımızda anlatırız. Şimdi bir kere hayatınızda gecikmelere, hayatınızda sorunlara, geçmiş problemlerin hayatınızda tekrar gündem olacağı bir zamana geliyoruz. Sorumluluk sahibidir sevgili oğlaklar. Ama burada sorumluluklarını unuttuğu, sorumluluklarını ertelediği konularla ilgili olaylar gündeme gelecek. Özellikle 11 Aralık'ta arkadaş ilişkilerinde biraz öfke dolu zamanlar, öfkeyle ilgili konular gündeme gelebilir. Sakin kalacağız. 12 Aralık'tan itibaren sevgili oğlaklar. Özellikle ilişkilerinle ilgili sağlık anlamında dişler, kemikler ve kilitler son derece önemli. Ve burada özellikle kemikle ilgili vurgular son derece önemli. Buraya çok dikkat etmek istiyorum ve ilişkiler, evlilikle ilgili konuda geçmiş konuları sakın gündeme getirmeyin. Getiriyorsanız da bunları iyileştirici, tedavi edici veya onarıcı halde eğer yaparsanız muhteşem olacaktır. Ve özellikle işbirlikleri, imzala ilgili konularda da 12'sinde ve 14'ünde bunu yapmazsanız sizin için çok daha iyi olacaktır. 15 Aralık haftanın en sinirli oldukları dönem. O yüzden bu 12, 14 Aralık ve devamındaki 15 Aralık sinirlerine hakim olman gereken bir haftada olduğunu unutmaman gerekiyor. Ve 13 Aralık özellikle beklenmedik olaylar, beklenmedik kişilerle ilgili farkındalıklar yaşayacaklar. Bu farkındalıklar dostum dediği kişinin belki çok önemli bir onun düşmanı olduğunu öğrenebilir. İş hayatınızda lütfen burada bir takım yine ani gelişebilecek olaylar söz konusu olabilir. Bazınız çok böyle beklenmedik halde iş hayatınızda yeni iş
teklifleri, yeni işe başlangıçlar olabilir. Bazılarınız da işi bırakma eylemi içinde olabilirsiniz. En azından 12'si ile 14 Aralık tarihlerinde adım atmazsanız bu konularla ilgili çok daha iyi olacaktır. 13 Aralık aynı zamanda çocuklar ve sevgiliyle ilgili bilinmeyen konular. Eğer çocuğunuzun bilinmedik bir konusu ortaya çıkabilir. Sevgilinizin yine hiç beklenmedik, bilinmedik konularıyla da ilgili olaylar ve bunları sizin görme olasılığınız söz konusu olabilir. 16-17 özellikle şunu söylemek istiyorum. Sosyal medyalarınız çalınabilir. Sosyal medya şifrelerinizi şimdiden güncelleyin. Bununla ilgili konularda lütfen ama lütfen işi sağlama alın. Ve 16'sında ve 17'sinde sosyal medyadan size Ricky Martin bile mesaj atsa ona güvenmeyin. Yokum Ricky evde deyin. Sevgili oğlaklar. Oğlaklar için mi geçerli sadece? Evet, o ha bütün hepsi için geçerli ama oğlaklar için çok daha geçerli. Ne Çünkü yapacak oğlak ben Ricky Martin bile atsa ne diyeyim? yokum evleri kimde. Görmedim mesajını. Ya sen çok komiksin. Çok tatlısın. Peki var mı Eğlenelim. oğlaklara Ay bir şey daha eklemeyeyim yoksa moralleri yaylardan beter olacak ekleyeceğim? sevginin. O yüzden ben az ama öz konuşayım. O zaman kovalara geçiyorum. Tamam. Bir daha ekle. Sevgili kovalar, ayın 11'inde bak ne yap biliyor musun? İş hayatını muhteşem şekilde düzenle. İş hayatındaki eksiklerini, gediklerini, yapman gerekenlerini iyi bir plan içinde muhteşem detaylandıracaksın ve görmediğin eksikliklerin farkına varacaksın. Tamam. 12-14 Aralık kardeş sağlığınıza çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Hırsızlıklar ta ki ocağa kadar özellikle hırsızlıklarla ilgili konuda aman dikkat diyorum. 15 Aralık burada diş konusunda dikkat çekmek istiyorum. Anne sağlığı ile ilgili konularda kadınlarla ilgili ve duygusal depresyon, duygusal depresiflerle ilgili konular 15 Aralık'ta gündeme gelebilir. 13 Aralık bu yeni ay özellikle sosyal çevre, arkadaşının aşk hayatı ile ilgili konularda senden yardım isteyebilir karışma. Yani arkadaşının, dostunun aşk hayatı ile ilgili konulara eğer girersen o girdaptan çıkamayacaksın. Bir şekilde sen sorun ve problem yaşayacaksın ve aynı şekilde ailenle de ilgili konuların içine lütfen girme. Ve bu ailenle ilgili yaşadığın konularla ilgili herhangi bir arkadaşından da dostundan da yardım alma. Yani esasında biraz arkadaş ilişkilerinle ilgili kendini korunma gereken bir süreçtesin ki Kova burcu çok arkadaş, dost canlısıdır ama en sorun ve en problem, en sevdiği, en önem verdiği konu üzerinden gelecek. Ve bununla beraber 16-17 özellikle parasal konularla ilgili asla adım atmaman gereken ve bununla beraber yine arkadaş öğesi, dost öğesinin kovaların hayatında sınavlarla dolu bir hafta olacağını, yine burada alacak ve verecek işlerinle ilgili, maddi konularla ilgili olaylardan uzak durmanız gerekiyor. En iyisi siz ne yapın biliyor musunuz? Bu 10 günlük süre içinde arkadaş ilişkilerinizi dondurun ve burada biraz daha sevgilinizle zaman geçirebileceğiniz ve aşk hayatınıza önem vereceğiniz aktiviteler içinde olursanız çok daha iyi olacaktır. Arkadaş ilişkilerinizi dondurmanız gereken bir döneme merhaba diyorsunuz sevgili kova burçları. Peki, hadi inşallah haftaları güzel geçsin. Dünyanın en tatlı, dünyanın en minnoş Başladı zaten, devam başlarmışım et. ben. Dünyanın en tatlı, dünyanın en şeker, dünyanın en minnoş burcu tabii ki balık burcu. Bu hafta bu yeni ayla beraber özellikle sevgili dostlar Kendi de balık burcu ya, o yüzden böyle anons ediyorum. tabii seviyoruz balıkları. İş hayatınızla ilgili konularda son derece
planlı gitmeniz gerekiyor. Hı. Bir takım aksaklıklar, özellikle maddiyata dayalı konularda sorunlar yaşayabilirsiniz. İş yerinizden almanız gereken para konusunda sorun olabilir. İş yapıp para alamayabilirsiniz. Üzülmeyin ve şimdiden hani iş de yapacaksanız, önleminizi alarak hareket ederseniz muhteşem olacaktır. 11 Aralık'ta biraz iş hayatında gerginliklerle karşı karşıya kalabilirsin. Orada biraz daha duygusal bakma olaylara. Duygusal bakarsan kaybeden sen olacaksın. Ve 12-14 Aralık tarihlerinde senin de en büyük sınavlarından biri küs olduğun sosyal çevre, görüşmediğin arkadaşlıklar, bunlarla karşılaşma olasılığın söz konusu olabilecek. Burada biraz isteklerin, arzuların, dileklerin konusunda adım atmaktan geri planda kal. Biraz daha geçmişle ilgili konularda eğer olayları toparlayıcı olursan hep geçmiş diyorum. Çünkü artık geçmişe dayalı konular hayatımızda gündem olacak sevgili Nur. Ve ayın 11'inde aşk hayatında kavgadan uzak durman gerekiyor. 13 Aralık'taki bu yeni ay sözleşmelerle ilgili konuda, anlaşmalarla ilgili konularda biraz daha özellikle sakin kalman gerekiyor. Balık burçları için 16'sı ve 17'si çok daha sorunlu ve problemli olabilir. Özellikle iş hayatında yanlış adımlar atabilirsin. İş hayatında A dosyasını imzalaman gerekirken B'yi, B'ye giderken C'yi. Kafalar inanılmaz derecede karışık olacak. İş hayatınızda bu hafta son derece iyi bir format atmanız, ama bu formatı yeniliklerle değil, daha eski, daha sorumluluklarınızı alarak eğer ilerlerseniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Bu Merkür Retrosu 12, 14'ünden sonra yarayacak bir duruma gelecek sizin için sevgili balıklar. O yüzden 14'ünden sonraki süreçlerde iş hayatınızdaki iş arkadaşlarınızla ilgili konularda olumlu dönüşler, yani mesela bir işim vardır, yarım kalmıştır. İş arkadaşından öyle bir destek alacaksın ki onu tamamlayıp hayatında yol alabileceksin. O yüzden biraz daha geçmiş odaklı ve biraz daha yeniden uzak durarak hareket etmemiz gerekiyor sevgili balıklar. Hadi bakalım haftamız güzel geçsin. Benim minnoş yengeç kızım da yanımda şimdi. Gelmek ister misin? Sevgilerimi iletiyorum. Gel. Niye çok güzel kız? Çok güzel kız. Bak kolunu kırdı. Merhaba. Aa, geçmiş olsun. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bir an önce geçsin bitsin. İnşallah. İlk haftada 6 hafta kalacak. Ah, kıyamam. Bol bol ne derler şey ne? İlikli kemik, ilikli kemik su içiyoruz bol bol. Evet. Ha, bak kelle Herkese paça. bir dakika. Sadece Vedat abine değil, herkese merhaba der misin Herkese lütfen? merhaba. İyi akşamlar. Öpüyorum seni. Kendine iyi bak. Yayınlar. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum Vedat'cığım. Çok Ben güzel bir teşekkür ederim. canlı yayın oldu.